Sağlıkla yaşadan herkese merhabalar dostlar. Yepyeni bir personel alım ilanı ile daha karşınızdayız. Şimdi öncelikle şunu belirtmek isterim ki Nisan ayının ilk haftasında 2-3 tane üniversite sağlık personel alımı yapıyor. Bu açıdan Nisan ayına başlangıcımız çok güzel oldu arkadaşlar. Umarım bundan sonraki süreçte de böyle devam eder. Şimdi bugünkü alımımız Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin sözleşmeli personel alım ilanı. Sevindirici bir diğer haberimiz de bu alımın 83 kişilik bir personel alımı yapmasıdır. Yani sayı olarak baktığımız zaman birçok üniversite alımlarına göre oldukça fazla sayılabilir. Şimdi bu alımımızda 83 tane personel alınacak dedik. Peki bu personeller hangi kadroda alınacak? Kaç kişi alınacak? Bu noktaları şimdi birlikte göreceğiz. Özellikle hemşire kadrosunda arkadaşlar çok sayıda alım yapıyor. Fakat burada bu her hemşire kadrosunun farklı özel şartlar isteniyor. Aranan nitelikler mevcut. O yüzden farklı kadrolar oluşturulmuş. Yani hemşireliğin içinde farklı özel şartlar istenmiş. Şimdi bunlara bir göz attıracak olursak, hemşire 40 kişilik hemşire kadrosunda sadece lisans bölümünden mezun olmanız yeterli oluyor. 13 kişilik hemşire kadrosunda yine lisans fakültesi mezunu olmanız ve en az 1 yıl yoğun bakım ünitelerinde görevli olarak çalışmış olmanız gerekiyor. Bunu da tabii ki belgelendirmeniz gerekiyor. Belgelendirmeden olmuyoruz. 15 kişilik diğer bir hemşire kadrosunda arkadaşlar lisans bitirmiş olmanız ve 1 yıl mesleki deneyimi olmanız yeterli. Yani özellikle yoğun bakımda çalışmanıza gerek yok. Herhangi bir birimde de çalışmış olmanız yeterli olacaktır. Bir kişilik bir hemşire kadrosunda arkadaşlar büyük ihtimal bunu bir süpervizör veyahut da tecrübeli biri olarak bu alımı yapıyorlar. Orta öğretim kurumlarının hemşirelik mezunundan mezun olması, ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu alanı. Yani burada çok geniş bir alan tutulmuş ve en az 15 yıl mesleki deneyim sahibi olmuş olmanız gerekiyor. Ve bu 15 yılın içerisinde de en az 10 yıl ameliyathane biriminde hemşire olarak görev yapmış olmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, böyle özel şartlar mevcut olduğunda insanın aklına bazı yanlış şeyler gelebiliyor. Ama umarım böyle olmadığını düşünüyoruz. Umarım öyle değildir. Bunun yanında yine bir kişilik bir hemşire kadrosunda arkadaşlar 12 yıllık ortaöğretim kurumu, ortaöğretim mezunu olacak. En az 12 yıl mesleki eğitim olacak ve en az 6 yıl kardiyoloji servisinde hemşire olarak görev yapmış olması gerekiyor. Bir kişilik yine bir hemşire kadrosunda en az 3 yıl koroner yoğun bakım ünitesinde hemşire olması gerekiyor. Bir kişilik yine bir hemşire kadrosunda orta öğretim mezunu ve en az 1 yıl mesleki deneyimi olması gerekiyor. Bir diğer bir kişilik hemşire kadrosunda en az 5 yıl mesleki deneyim sahibi olmak ve orta öğretim mezunu olmak. Yani arkadaşlar 1-1-1 diye birçok hemşireden yaklaşık 10 kişilik bir kadrodan özel şartlar istemişler. Umarım bu şartları taşıyan arkadaşlarımız açısından da sevindirici bir haber var. Bu hepsini tek tek okumak istemedim. Bunun yanında bir kişilik eczacı aranıyor ve lisans programından mezun olması gerekiyor. Bir kişilik biyolog, bir kişilik sağlık teknikeri. Bu sağlık teknikerini biraz açacak olursak elektronörofizyoloji ön lisans programından mezun olması lazım. Bir adet anestezi teknikerliği, yine bir adet farklı bir kadroda anestezi teknikerliği. Bu anestezi teknikerliğinden 4 yıllık mesleki deneyim istemiş arkadaşlar. 1 yıllık biyomedikal cihaz teknolojisi ön lisans mezunu olmak ve bir kişilik de acil bakım teknikerliği ATT yani alımı yapacaklar. Yani arkadaşlar toplamda 83 kişilik bir sağlık personeli alımı yapıyor Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. Başvuru şartları genel olarak zaten her zaman söylediğimiz gibi KPSS şartı, eczacı pozisyonunda çalıştırılanlar için de aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacağı, özellikle
belirtmişler. Özel şartlarda tercih edilecek pozisyonun yeterlilik, yani aranan nitelik şartlarının taşıyor olması gerekiyor. Herhangi bir kurumdan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almaması, nöbet usulünde çalışmaya engelin olmaması ve her zaman olduğu gibi son bir yıl içerisinde herhangi bir sözleşmeli kadrodan istifa ya da sözleşmesinin tek taraflı fesinin olmaması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi başvuru şekli 5 Nisan'dan itibaren 15 gün içerisinde yapılacak ve online şekilde yapılacak arkadaşlar. Başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru süresinde başvuruda güncelleme yapabilirsiniz. Bu da bir sıkıntı yok ama tüm sorumluluk eksik bilgi ya da herhangi bir şeyde tüm sorumluluk şahsa aittir. Bunun dışında arkadaşlar genel anlamda standart her zaman istenen şartlar aranmaktadır. Burada eczacı için özellikle bir mülakat sınavı ile alakalı olarak ayrı bir parantez açmışlar. Başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların sınav tarihi, yeri, saati ve şekli yine personel comu.edu.tr adresinden yayınlanacaktır arkadaşlar. Duyuruları takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlanması noktasına gelecek olursak, başvuru sonunda yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS puanına göre alımlar yapılacaktır. Sonuçlar Personel Daire Başkanlığı'nın web adresinden ilan edilecektir. İki katı kadar da yedek aday alımı yapılacaktır. Yani asil kadroların yanında iki kat, yani ikişer kişilikte yedek aday belirlenecektir. Eğer kazanan adaylar da herhangi bir sebeple kaydını tamamlayamazsa bu yedek adaylar arasından alım yapılacaktır arkadaşlar. Konuyla alakalı ve da detaylarıyla alakalı olarak bir iletişim numarası mevcuttur. Bu iletişim numarasını da arayarak aklınızdaki soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi alım ilanına üniversitenin web adresinden de ulaşabilirsiniz. Şahsi anlamda kendiniz de ilanı okumak istiyorsanız buradan ulaşabilirsiniz. Gerekli linkleri, gerekli evrak linklerini ya da adresleri videonun açıklama kısmına koyacağım. Oradan tıklayarak da tek tıkla ulaşabilirsiniz. Bana destek olmak adına kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla görüşmek üzere arkadaşlar.